Çok ağır başlıyor diyorlar. Ve işin enteresan tarafı, ben yürürken Harbin'de polisler, tabii orada büyük polis arabaları ve polisler var. Polisler, "Aa, Banu abla bir resim çektirelim mi?" dediler. Gittim orada onlarla da resim çektirdim. Onlarla da konuştum. Bir tanesi dedi ki, "Abla," dedi, "ben Artvinliyim," dedi. Neşe Hanım konuşurken dedi, "Şakır şukur ağladım ben geçen gün," dedi. Polis söylüyor bunu. Zaten kendisi Atatürk ilk kere inkılaplarında öğrenciymiş. İş bulamadığı için, evlenmek istediği için gitmiş oradan bir kız almış ve polis olmuş. Çocuk da bu. Polisler de rahat değil. Ve insanlar gidiyorlar polise. Bir çay ikram ediyorlar. Polisler yıkanamamış 15 gündür. 2 günlüğüne gelmişler. 15 gündür oradalar. Arabaların içinde yatıyorlar. Perişan haldeler. Ve polisler diyor ki bana, burada diyor topyekün halk söz konusu diyor. Burada gezi mezi gibi, hani araya girmişler diye gezsinin süreyi alabilirim. Böyle bir şey yok diyor. Burada diyor 70 yaşında amca var diyor. İşte 50 yaşında ev kadını var diyor. 15 yaşında kız var diyor. Ya yapma, biz buradan gitmeyelim, biz buraya aşığız diyorlar diyor. Bu düşünceyle insanlar Yeşil Artvin Derneği'nde birleşmişler. Solcusu var, sağcısı var, yani parti isimlerini söylemeyeyim diye diyorum. Ama hepsine tek bir hedefi var. Biz Artvin'de yaşamak istiyoruz. Biz burayı bırakıp gitmek istemiyoruz ve bunun için de savaşmak zorundayız diyorlar. Şimdi bu savaşım yapılırken, hani yıllardır milletin şikayet ettiği bir şey var ya, insanlar bir araya gelemiyor kardeşim. İnsanlar bir türlü, hani ben hep onu öneriyordum, platformlar oluşsun, bir arada olalım, birlikte hareket edelim, partiler üstü diyeceğimizi diyelim filan dediğim zaman hep böyle ön sıralarda gözüm takılır. Ya ütopik şeyler konuşuyor bu kadın derlerdi. Şu olay şu anda Artvin'de oluyor. Tıpkı bundan 100 sene önce Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi, Kuvayi Milliye, Müdafaa-i Hukuk dediği gibi, aynı, birebir aynı prensiplerle olay oluyor. Ve o kadar ilginç ki, birbirlerinin fikirlerine karşı gelen insanlar bunlar. Yani mesela ADD başkanı var, tipik bir CHP'li. İşte orada Kamusyan başkanı, tipik bir MHP'li. Yan yana oturuyorlar. Aslında birbirlerinin fikirlerini çok da beğenmiyorlar. Ama Yeşil Artvin dendiği zaman tek vücut halindeler. Bu son derece ilginç bir olay. Yani ben dün değiştim, size söyleyeyim. Başka biriyim. Yani bunu görmek bana öyle bir güç kattı ki. Anlatamam, sık sık gideceğim oraya. Bunu görmek istiyorum. Onlara da onu söyledim. Bu, dedim, çok büyük küresel güçlerin işin içinde elinin olduğu, yani Mehmet Cengiz küresel güçlerin dızlığının dızlığının maşası. Bu başka bir şey. Bu çok büyük bir olay. Bu bütün vatan sattı, bütün Türkiye sattığına yayılacak bir iş. Gezi mezi filan gibi bir şey de değil bu. Bu bambaşka bir şey. Ve siz bu bambaşka şeyi başbakanın sizi Ankara'ya davet etmesine götürecek kadar, çünkü etmez normalde, yani gelmesini istemezdi onların. Ama Neşe Hanım'a davet geliyor, buyurun gelin konuşalım dediklerine göre, orada topyekun AKP'ye de CHP'ye de MHP'ye de ona da buna da Saadet'e de oy vermiş birilerinin hayır kardeşim dediğine şahit oldukları için oraya 15 kişilik heyeti çağırdı başbakan. Ve onlarla konuştu. Onlarla konuşurken ne dedi? Hukuk sürecini bekleyeceğiz dedi. Demek ki hukuksuzluk olduğu kabul edildi. Çünkü 3 kere hukuk dışı Mehmet Cengiz olay yaptı. Aynı anda ne oldu bakın? Aynı anda heyet Ankara'da görüşme yaparken aynı anda çağrıldı Mehmet Cengiz'in adamları, yer tahsisi yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani hukuki süreci bekleyeceğiz, rahat olun falan denirken verdiler Mehmet Cengiz'in eline yer tahsisini. İnanılır gibi değil. Şimdi bana sorulan soru şuydu orada. Çok bilinçliler. Her şeyi takip ediyorlar. Dedi ki oradakiler, biz hukuk içinde kalacağız. Buradaki 3 arkadaşımız zaten hukukçu, avukat. Hukuk içinde ağır başlı, hiçbir şekilde taşkınlık yapmadan hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Peki karşı taraf sürekli hukuksuzluk yaparsa ve bir şekilde korunuyorsa biz ne yapacağız? Bu sorunun cevabı çok zor. Bu soruya ben cevap veremem dedim. Ne diyebilirim ki? Ne diyeyim ben yani şimdi? Bunu düşünmek lazım. Bu çünkü garip bir hadise. Ama ben biliyorum ki tıpkı geçmişte olduğu gibi, yani biliyorsunuz işte
Kusuruma da bakmayın, ben sizin karşınıza böyle pembe panter kılığında çıkmak istemezdim ama Artvin'e gittiğimde çok soğuk oldu ve yollarda da uzun süre yürüyeceğimi düşündüğüm için böyle giyim kuşamlı bir şekilde oraya göre gittim. Ve bu arada bavulum da Pegasus'ta kaldığı için elbisemde bırakın diş fırçam bile olmadı. Böyle bir durum var, onun için özür dileyim ayrıca. Size hatırlatmak istiyorum, benim sık sık tekrarladığım şeyi, yani geçmişe kısa çık şöyle bir dönersek, hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, Udutuk'ta, herkesin de insan farklılıkları bir yana bırakarak belli ilkeler çerçevesinde, il il, ilçe ilçe, kasaba kasaba örgütlendiler.